Değerli izleyicilerimiz, deprem bölgesindeki yayınlarımıza, röportajlarımıza devam ediyoruz. İskenderun'dayız. İskenderun İncil Kilisesi'nin üst katındayız. Alt kat ibadethane. Ve şu an tamamıyla protestan kiliselerin yardım deposu olarak kullanılıyor. Ve buradan erişebildikleri her yere, bilhassa erişilemeyen noktalara yardımları ulaştırmayı sürdürüyorlar. Buradaki topluluk üyeleriyle de röportaj yapma fırsatımız oldu. Ama aynı zamanda bizler gibi şu an deprem bölgesinde Türkiye'deki Protestan Kiliseler Derneği'nin şu anki başkanı Pastör Ali Kalkandelen burada. Ve onunla da tam yolumuz kesişmişken kısa bir röportaj yapmak istedik. Öncelikle başımız sağ olsun hepimizin. Rab bu durumda bile neler yaptığını bizden saklamıyor, görüyoruz, içine bizi dahil ediyor ve geçmiş olsun. Siz hepimiz aynı zamanda bütün protestan kiliselerini de temsil ediyorsunuz dernek altındaki. Bulunduğumuz yer de çok özel bir yer o anlamda. İskenderun İncil Kilisesi'ndeyiz. Cemaatinin çok değerli üyelerinden ikisini depremde yitirmiş bir yerdeyiz. Tanrı'nın yanında oldukları için elbette teselli bulabiliyoruz. Ve oğulları Yuel aracılığıyla ve bunca yıldır yaptıkları hizmetler aracılığıyla da Rabbin onların işlerini burada sürdüreceğine emin olarak bunu dile getirebiliyoruz. Bu son 10 günde elbette hepimiz çok bireysel olarak da yaşadık. Ama siz aynı zamanda Protestan Kiliseler Derneği'nin başkanı olduğunuz için farklı bir yanını gözlemleme fırsatınız oldu. Kiliseyle ilgili, topluluklarla ilgili. Biraz bireysel deneyimlerinizden de başlayarak aslında bu son 10 günde neler yaşandı, nasıl harekete geçti kilise, yaşamayı sürdürdü, biraz anlatır mısınız? Senemciğim, yani hiç kimsenin tahmin edemeyeceği, pazar günü kiliseden sonra dönüp işte topluluklarımızda, ibadetlerimizden sonra evlerimize gelip çekilip böyle işte günü, haftayı geçirmeyi beklerken pazartesi sabah bu şokla hepimiz uyandık. Ve kimse olayın ne kadar ciddi olduğunu belki ilk anda anlamadı. Çünkü duyuyoruz her zaman işte şurada şu oldu, burada bu oldu, 5 nokta bilmem ne. Tabii deprem ülkesiyiz. Bu kadar böyle bir şey beklemiyorduk ama haberler ilerledikçe, gün ilerledikçe ve haberlerde, gazetelerde, internette görüntüler çıkmaya başlayınca ve deprem artçıları devam etmeye başlayınca o zaman anladık ne kadar ağır ve büyük bir kayıp verdiğini, ağır bir zamanın içerisinde olduğumuzu. Benim ailem de vardı Maraş bölgesinde. Evet, benim, oralı olduğunuzu biliyorum. Evet. Göksun. Maraşlıyım, Göksun'luyum. Benim hemen tabii ilk refleks olarak onlar için kaygılanmak, arayıp onları sormak, işte sokaktayız, arabanın içerisindeyiz vesaire cevaplarını aldık. Onlar hamdolsun iyiler. Ama zaman geçtikçe baktık ki inanılmaz bir boyut var. Ve bilmiyorum yani o zaman insanın aklına bin bir soru geliyor. Yani Tanrı bunun neresinde? Bu niye başımıza geldi? Evet, her i̇şte kötü olaydı. Onun mu suçu, bunun mu suçu, insanların mı suçu, Tanrı'nın mı suçu? Doğal olarak biz de insanız, biz bu soruları soruyoruz. Evet. Ve sonra tabii kilise ne yapacak? Asıl biz orada cevabı. Ben ne yapacağım? Evet. Ben kişisel olarak buna nasıl elimi taşın altına koyabilirim? Kilise bunun taşın altına elini nasıl koyabilir sorusu akla geldi. Ve benim gözlemlediğim, gördüğüm Türkiye'deki bütün kiliseler aslında. Elbette. Yani sadece biz tamam protestanız ama sadece kendi kutumuzda yaşamıyoruz. Mutlaka ve muazzam bir birlik var. Evet, dua birliği ve işbirliği var. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Acımızı böyle bir zamanda din ayrımı da yapmadan. Yani kesinlikle. Şimdi mezhepleri sayınca sanki din ayrımı gibi oluyor. Bütün o acıları birlikte birbirimizle haberleştik. O nasıl olduğunu, neler yaptıklarına baktık ve ondan sonra muazzam bir yani halkı sahiplenme, ulusu sahiplenme, ülkeyi sahiplenme her yerde. Evet. Ve dua ve hemen başladı zaten. Hemen başladı zaten ama bir de bir gerçek var. Yani insanlık bir. Yani Türkiye bir ulus diyelim ama insanlık bütün dünya olarak da bir.
Kesinlikle. Bütün dünyadan inanılmaz bir reaksiyon geldi. Evet. Yani duyduk, ne hemen yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor, insan olarak gelelim, maddi olarak gelelim, gruplar gönderelim, ne yapılması gerekiyorsa yeter ki bize akıl verin, bizi yönlendirin. Evet. Biz her şeyimizle sizin arkanızdayız, duadayız sizin için denildi. İnanılmaz bir reaksiyon vardı. Evet, evet. İnanılmaz bir sevgi vardı. Ben bunu gördüm. Ve zaman geçince tabii hem Protestan kiliselerde edindiğim rolle ilgili hem de kendi kilisemizin içerisinde hem de bir insani vazife olarak işte birkaç gündür bu bölgedeyim. Yani görüyorum gerçekten. Yanlış anlaşılmasın. Sadece hani Protestanları ya da kiliseleri değil hepsini ama hepsini o yüzden görüntülüyoruz, belgeliyoruz. Askeriyle, polisiyle, işte arama ve kurtarma çalışması yapan insanlarıyla nasıl tek yürek bir şekilde hiçbir şekilde ayrıma bakmadan, hiçbir şekilde dışlamadan, sınıflandırmadan insanları zengin, fakir, eğitimli değil, o din bu din değil, o mezhep bu mezhep değil ama nasıl insanların bir beden olarak bu olaya müdahale ettiklerini gördüm ben. Yani bütün o üzüntünün ve acının ızdırapları hissediyorsunuz. Çünkü sokakta birisiyle konuşuyorsunuz. Sonra bir yana bir tarafa gidince birisi diyor ki işte biliyor musun o kişi 4 tane torununu kaybetti diyor. Ya bu inanılmaz bir şey yani. 4 tane torununu kabul etmiş, kaybetmiş bir kadın ve seninle konuşuyor. Ve sana hatırını soruyor. Vesaire. Ondan sonra yani bunu yaşayıp ve o kadar o kadar ızdırap ve o kadar acı ama bununla birlikte de bir bütün olarak bir bu yükün altına girmek. Hem bu acıyı gördüm bütün bu zaman içerisinde ama aynı zamanda da o sevgiyi gördüm. O paydaşlığı, o kardeşliği gördüm. Ortaklaşmayı gördüm. Hem acının bu kadar büyük olması yüreğimi acıttı ve tabii doğal olarak hepimizi. Ama hem de bu paydaşlığı, bu kardeşliği, bu yardımlaşmayı görmek de beni yüreklendirdi, sevindirdi doğrusunu istersen. Ve bu aslında inancımızın özünde olan şeyin dışa vurumundan başka bir şey değil. Bir kilise önderi ve vaiz olarak da eminim bunu gözlemliyorsunuz ve görüyorsunuz. Mesih bedenini yaşayan bir grup olarak tasvir ediyor ve kendisinin bir uzantısı olarak dünyadaki gösteriyor. Kilise bundan başka bir şey değil zaten. Binalar yıkıldı, canlar kaybedildi, pek çokları Rabbin yanına gittiler. Ama var olan bedeni olan Mesih'in kilisesi o acının içinde aslında muazzam bir dayanışma göstererek bunu sürdürüyor. Yerel özelinde söyleyecek olursak sanırım her bölgeden Protestan kiliseler yardımlarını, insan güçlerini, gönüllülerini bütün yardım bölgesine ulaştıracak şekilde harekete geçirdiler değil mi? İlk andan itibaren yardım nedir o araştırma ve kurtarma? Evet. Arama ve kurtarma aşamasından bu zamana kadar var güçleriyle yardımcı oluyorlar. Hiçbir şeyler olmadan sadece yani Tanrı kapılar açıyor. Kesinlikle. Yani insanlar isteyince yürekleri doğru bir şey yapmak isteyince harekete geçince Tanrı kapılar açıyor. Mesela öyle kardeşlerle konuşuyorum ki hiçbir şeyimiz yoktu. Sadece hadi gidelim dedik diyor. Kamyona eşyalarımızı yükledik. İşte 50 ton pirincim, 50 kilo pirincimiz vardı. Onu 50 koyduk. Kilo mercimeğimiz vardı. İşte bir teneke yağımız vardı. Geldik ve o günden bugüne belki siz de gidip göreceksiniz. Diyor ki o günden bugüne diyor malzemeye hiç para vermedik diyor. Tabii. Her şey geliyor. Tabii. Her şey geliyor. Yardım olunca ama, para devreden çıkıyor. Ama zaten bakıyorsun bir sürü insan orada. Mesela 30-40 kişi İşte birisi yemeği, 3-5 kişi yemek servisi yapıyor, birisi orada çay servisi yapıyor, birisi orada içecekleri veriyor, birisi orada dayanışmayı görüyoruz. Birisi orada temizliğini yapıyor, masaları temizliyor, birisi işte bir şey yani o kadar kalabalık bir grup görüyorsunuz ve bunu düşündüğünüz zaman nasıl sadece temiz bir motivasyonla, iyi bir motivasyonla başlamış. Evet. Yani sadece Rab'be dua etmiş, Rab gitmek istiyoruz. Bize kapıyı aç demişler ve gelmişler. Evet. Ve ondan sonra orasını görüyorsun nasıl Rab bereketlemiş, her açıdan bereketlemiş. Evet. Ve bu
bu sürmesi gereken bir şey. Yani. Tabii. Uzun soluklu bugün bir bitmeyecek şeydeyiz. Yani. Evet. Bir günde bitmeyecek. Bunu vurguluyoruz zaten. Uzun soluklu bir hizmet sürecindeyiz. Duanın eksilmemesi, gayretle Rabbe elini uzatmayı devam etmesi için dua ediyor kilise. Doğru. Aynı zamanda yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak bu dernekler, Protestan Kiliseler Derneği'nin de başkanı olarak soracağım. Nasıl duaya teşvik edersiniz, yönlendirirsiniz ve son bir iletmek istediğiniz mesajınız var mı Türkiye'deki Hristiyanlara bilhassa? Bunu şu amaçla da yapıyoruz yayınlar aracılığıyla, hem bu ülkemizdeki Hristiyanları birbirinden haberdar edebilmek için, hem de aynı zamanda bu başından beri söylediğimiz muazzam uluslararası dayanışmanın da sürmesi için bunu yapıyoruz. Özel bir mesajınız var mı ya da duada teşviğiniz var mı onlara? Ya bu zaman gerçekten her şeyden önce Tanrı'nın yüreğini anlama zamanı. Evet. Çünkü pek çok açıdan bunun sebebi var ama bir vaaz amacında değil öyle bir şey düşünmüyorum ama gerçekten insanların en çok sorguladıkları böyle bir zamanda. Dün mesela bir hikaye duyuyorum. Kadının bir tanesini kurtarıyorlar. Kadın yani yalvarıyor, beni kurtarmayın. Gideyim. Ben de kocam öldü, ailem gideyim. Öldü, ben de gideyim diyor. Mesela işte insanlar Tanrı'yı sorgulayacaklar, sorguluyorlar. O zaman biz Tanrı'yı bilmeden, Tanrı'dan almadan onlara bir şey veremeyiz. Öncelikle Tanrı'ya yakın olmalıyız. Ben bütün kardeşlerime, bütün kilise halkını özellikle bu zamanda Tanrı'nın önünde diz çökmek konusunda, oruçla kendimizi alçaltmak konusunda, yakararak Rabbin önünde durma konusunda teşvik etmek isterim. İkinci olarak da komşu sevgisi. Yani bugün bunu yapmazsak başka hiçbir anlamı yok. Kilise, daha ne zaman? Kilise binanın bina değil, biliyoruz her zaman söylüyoruz. Evet. Dört duvar değil kiliseyi. Şimdi kilisecilik değil ama kilise olma zamanı. Evet, dua ve eylemle komşumuzu sevmek için. Evet. Ki Mesih'in bize verdiği buyruk bu kadardı zaten. Belki herkes deprem bölgesine gelemeyecek. Belki herkes burada gelip elini taşın altına koyamayacak ya da ama bunu yemek yapmanın çok başka yolu yapamayacak. Var. Yapamayacak ama maddi olarak bunu destekleyebilirler. Dualarıyla bunu zaten destekleyeceklerinden eminim. Ama bulundukları yerlerde bile, çünkü insanlar dağıldılar. Tabii, tabii. Yani Hatay'dan, İskenderun'dan, sevecek bir komşu var orada da. Değil mi? Yerlerden insanlar kendilerine daha güvenli buldukları akrabalarının, arkadaşlarının İşte o yüzden o komşular gittiler. Orada sevilmeye hazır. Onlara ulaşmaya çalışsınlar, teselli etsinler. Evet. Herkesin Hatay'da, İskenderun'da, Adana'da, Maraş'ta, Adıyaman'da bir akrabası var. O zaman onlara gidebilirler, onlara sevgi gösterebilirler, onlara destek olabilirler. Bu şekilde gerçekten Tanrımızın büyüklüğünü ve sevgisini böyle bir zamanda kendimiz de deneyim edebiliriz ve gösterebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Hem burada olduğunuz için, hem duanın ve yardımın örgütlenmesindeki katkılarınız için. Tekrar Rab bizlere güç vermeye devam etsin hepimize. Amin. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sizde.